Şöyle bir 2 dakika, 3 dakika özellikle mikserde bunu köpürttüm. Ha, böyle sen normal mikserle yaptın. Evet, ben yaptın. Normal mikserle anladım, yapıyorum. Çünkü anladım, o köpürmeyi daha rahat alıyorum. Daha sonra içerisine balımı, yani ne kadar Hindistan cevizi yağı kullanıyorsam o kadar da süzme çiçek balı kullanıyorum. Tamam. Hemen onu da içerisine alacağım. Şimdi ben bu tarifi hazırlarken şunu söyleyebilir izleyiciler. O kadar güzel pastil tarifleri var ki tam pastil formunda oluyor. Böyle balı saatlerce kaynatıyorlar, şöyle bir yarım saat falan. Evet. Şimdi ben o tarifi neden yaptım? İlk arkadaşlarınızla biz görüştüğümüz zaman dediler ki Hande Hanım bize bir boğaz pastili yapın. Dedim tabii ki yaparım. Ama bu ısıtmalı olanlarda bizim HMF tehlikemiz var. Ne tehlikesi? HMF. Biz gıdalarda HMF'yi istemiyoruz. Özellikle balda, pekmezde istemiyoruz. Çünkü bal türevi maddeler kaynatıldığı zaman HMF ortaya çıkıyor ve yükseliyor. Güzel. O yüzden güzel biz, bilgiler. Balın asla ve asla sıcağa maruz kalmasını istemiyoruz. Bunun nedeni son yapılan araştırmalarda hem kanserojen etkilerinin olduğu, hem tümörjenik etkileri oldu. Zaten yavaş yavaş açıklanmaya başladı. Sen koymuyorsun şeye sıcak. Ben sıcağa asla balı koymuyoruz. Evet, güzel bilgiler. Buyurun. Çünkü ikisi bir arada olduğu zaman bir de biz burada balın iyileştirici etkisini de kullanacağız. Ondan dolayı diyoruz ki lütfen balınızı ısıttığınız tariflerden uzak durun. Şimdi ne demiştik? İki pastili bir arada çıkartacağım. Şunu şöyle alıp şuradan kaşıkla ne istiyorsun? Şöyle bir kase, şu kasenin içerisine ayıracağım yarısını. Çünkü diğer malzemelerimi koyacağım içerisine. E çok kolay, buraya kadar çok kolay gitti. Hiçbir şey yok. Burada şimdi tart olmadığı için belki tam malzemeleri 50'şer gram tartamamış olabilirim ama ben evet, son halini zaten göstereceğim. Zaten istediğini yapacak. Zencefilli veya doğal pastili. Şimdi bizim öksürükte kullandığımız olmazsa olmazımız bir yemek kaşığı kadar ben zencefil üzerine ekliyorum. Hani şey yapılıyor ya böyle zencefil, bal, evet, karıştırarak da öksürük, boğaz ağrısı, hafif soğuk algınlığı kullanıyoruz. Buraya kadar çok güzel gitti. Çok mantıklı, akıllı. Bir tatlı kaşığı Seylan tarçını kullanıyorum. Evet. Özellikle Seylan kullanıyorum. Eğer toz tarçın kullanıyorsanız lütfen Seylan'ı tercih edin. Çünkü diğer kasiye cinsi tarçınlarda bizim kumarin dediğimiz ve çok istemediğimiz bir madde var. Özellikle çocuklarda veya karaciğerinde bazı rahatsızlığı olanlarda bu kasiye cinsi tarçını istemiyoruz. Mutlaka diyoruz ki Seylan tarçını kullanın. Biliyorsunuz şeker hastaları da çok fazla tarçın. Ben çok tüketiyorum. Evet. Birisi beni uyardı evet, bu konuda. Eğer fazla tüketim varsa evet, mutlaka Seylan cinsi. Çünkü Seylan'da o kumarin miktarı daha az. Şimdi bu tarifi de hani biz doğal pastil çok biraz kontrolsüz olacak. Kaç ölçü yediğimizi de bilemeyeceğimiz için diyorum ki kendimizi güvene alalım. Bir tatlı kaşığı Seylan tarçını ekledim. Sırada bize enerji versin. Keçi boynuzu tozu. Ha, güzel. Şöyle ilave ettim. Diyorum bunu ki, çocuklara kullanabiliyor muyuz? Çocuklara da kullanabiliriz. Ama şimdi propolis ekleyeceğim. Propolis içerdiği için 2 yaş üstü çocuklarda bizim için daha doğru bir oran olacak. Tamam. Şimdi çay kaşığının ucu kadar neredeyse 1/4'e propolisimi ilave ettim. Bilinen en güçlü antibiyotik özelliğine sahip. Karıştırıyorum. Tam bir macun kıvamını alacak. Şimdi Hindistan cevizi yağını buna benim kıvam vermek için kullandığımı düşünenler olabilir. Ama son dönemde ben yaptığım hemen hemen bütün kış çaylarına özellikle boğaza iyi gelsin diye Hindistan cevizi yağı ekliyorum. Çünkü zaten çok iyi bir antibakteriyel. Biliyorsunuz bu metabolizmayı da harekete geçiriyor. Son dönemde böyle kahveli içecekler falan da çok popüler vallahi oldu. Ben başka türlü içmiyorum. Yani yarım tatlı kaşığı kahveme böyle ama demlediğim prese evet, koyuyorum. Süper. İçine tarçın, zencefil, tarçınım hayır, Seylan tarçını. Süper. Zencefil, zerdeçal da koyuyorum. Valla yani yaşım hani
biliyorsunuz. Hakikaten hastalanmıyorum. Çok güzel güç, yani, enerji de veriyor. Çünkü. Maşallah deyin ne olur maşallah, lütfen. Maşallah. Dün çok güzel mesajlar yazmışsınız, teşekkür ederim. Ve beni bayağı tok tutuyor. Evet. Çok tok tutuyor. Hatta ben dün bu formülasyonu bir de kakuleli denedim. Zencefil, tarçın ve kakuleyle birlikte yaptım. Onu da kendime şunun için yaptım. Ben de kahvenin içerisine Hindistan cevizi yağı koyduğum için hafif böyle... Hani böyle çok popüler kahveler var ya dışarıda, onların içerisinde biraz tatlandırıcı da vardır. Orada o baldan da o tadı alayım diye ben bu yaptığım pastilleri direkt kahvenin içerisine ekleyeceğim. Hiç pastilleri kahvemin içerisine ekleyeceğim diyor. Evet. Çok güzel. Şimdi ne koyuyorsun? 4 damla da limon uçucu yağı ekleyeceğim. Limon kabuğunun da hem kokusundan hem de faydasından faydalanayım. Şimdi iyice karıştırdım. Şöyle bir silikon buz kalıbı. Bunun içine Evet, tamamını doldurmayacak şekilde. Hande, şey yapalım mı? Buna koyacak mıyız şimdi? Yani eğer istiyorsun. Ben koyacağım, tamam, sen bunu geçeceksin. Ben diğer tarife geçeyim. Bakayım ne kadar, sonra dondurucuya mı koydun, dolapta mı sakladın? Yarım saat buzlukta, ondan sonra dolapta biz bunu muhafaza etmemiz gerekiyor. Çünkü oda sıcaklığında Hindistan cevizi artık kendini bırakmaya başlayacaktır. Ama korkmasınlar ya, buzdolabından çıkartacağım.